yeter seni diyor. Evet. Ya benimki ondan değil de at aslında bir kültürdür kaymakamım işte. O kültür, artık biz o kültürü yavaş yavaş unutmaya başladık. Aslında bunu da ben orada ima etmeye çalışıyorum. Kenara atılmışlarla birlikte insanlar şişmanlamaya başlar. He. Benim atlar da şişmanlıyor. O kültürü unuttuğumuza dair bir şey olur. Ben onu mu şey yapıyorum? Onu vurgulamak istiyorum. Malumunuz 1987 yılından bu yana Avrupa Konseyi'nin kültürler, Avrupa kültürünü korumak, sınırlar arası kültür etkileşimini artırmak, bilim insanlarının kültürlerde kültürü hakkında daha fazla araştırma, çalışma yapmasını sağlamak için, gençlerin kültüre yönelmesi için yürüttüğü kültür rotaları çalışması var. Bugün itibariyle Avrupa Konseyi'nin 47 adet kültür rotası bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de 2012 yılından bu yana yürütülmekte olan Avrupa Seramik Rotası. Ülkemizden de iki yerleşim yerimiz bu rota içerisinde bulunmakta. Birisi İznik. Geçen yılda Avanos ilçemiz bu rotaya dahil oldu. Üniversite olarak kültürel ve doğal miras turizmi alanında ihtisas üniversitesiyiz. Sayın Kaymakam'ın bahsettiği gibi tarihsel, kültürel mirası itibariyle zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Kapadokya olarak da, Avanos olarak da özellikle sanat için, kültür için, turizm için birçok imkanı sunan bir coğrafya. Uluslararası anlamda da gittiğimiz ülkelerde Kapadokya coğrafyası, bu bölge İstanbul'dan sonra en çok bilinen, yabancı turistleri cezbeden, seyahat edilen destinasyonlar anlamında da Uzak Doğu'dan Amerika'ya kadar özellikle kültür turizmi anlamında birçok insanın ziyaret ettiği bir coğrafya. Biz de burada var olan bir üniversite olarak her tür kültür, sanat etkinliğine destek veriyoruz. Uluslararası sanatçıları burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çoklar, çalıştaylar geçireceğiz inşallah. Sayın Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla, diğer paydaşlarımızla uygulama alanında da sizleri ziyaret edip güzel çalışmalarınızı hep birlikte izleme şansımız olacak. Yine Avanos bölgesine, Kapadokya bölgesine güzel sanat eserleri kazandırmak, bunu kamusal alanda, halkın izleyebileceği alanlarda sergiletebilmek, sergileyebilmek. Küçük bir çalışma getirdim yanımda. Aslında üst üste üç parçadan oluşuyor gibi görünüyor ve bakış açınıza göre aslında değişen bir şey var, nüansı var. Yani birbirimize yük olmak veya birbirimize nefes olmak, hangisini tercih edersek nasıl görüyorsanız. Onun bir yorumu var aslında burada. Çok soyut bir şekilde üç parça hem birbirinin üzerine biniyor ama aynı zamanda birbirlerine nefes de olabiliyorlar. Gözleri olabilir bunlar, nefes aldıkları, burunları, ağızları, nefes verdikleri kısımlar olabilir. Biraz şey, bakış açımıza göre yorumlayabileceğimiz bir çalışma. This visiting is the first visiting in Turkey. No, I have never been here. So and Cappadocia too. No, so I'm happy to come to here. So workshop is just started today. So I don't know what's going on now, but I hope it will be better. Yeah, my work. Yes. This work I brought here is small pieces for me. So I make any big piece and then I make speaker piece and many kind of work, artwork. Then when I was young, I studied to making ceramics. So I did the traditional work, but I changed maybe 15 years ago. I make a new work. Then I do try the artwork. Then this visiting is the first visiting in Turkey. No, I have never been here. So and Cappadocia too. No, so I'm happy to come to here. So workshop. Okay. So workshop is just started
today. So I don't know what's going on now, but I hope it will be better. Yeah. This work I brought here is small pieces for me. So I make any big piece, and then I make speaker piece and many kind of work, artwork. Now, when I was young, I studied to making ceramic. So I did the traditional work. But I changed maybe 15 years ago. I make a new work, then I do try. Ne dönem? Neolitik dönem. Neolitik, evet. Megaron tipli yapıların yorumladığım bir çalışma. Evet. O dönemde damlardan evlere giriş çıkışlar oluyor. Savunma binası, savunma gereksinimden dolayı.